Kur'an'ı yine bir ağaca benzetirsek, fıkıh, usulü fıkıh, tefsir, kelam, akaid, tasavvuf gibi İslamiyet'in bütün hak ilimleri o ağacın birer meyvesi olur. Acaba dallarında bu kadar hak meyveler olan bir ağacın hayatından hiç şüphe edilebilir mi? Madem ağacın hayatını inkar edebilmek için ilk önce hayatının belirtileri olan meyvelerini inkar etmek gerekir ve madem meyveye dil uzatamayan ağaca dil uzatamaz, aynen öyle de Kur'an'a dil uzatabilmek ve bu nurani ağacın hayatını inkar edebilmek için ilk önce meyveleri hükmünde olan İslamiyet'in hak ilimlerini inkar etmek gerekir. Bu ise mümkün değildir. Zira her bir ilim sağlam kaidelere, akli ve vicdani delillere ve mantıki kurallara bina edilmiştir. Bu ilimlerin sadece bir tanesini tamamen öğrenmek bile yıllar süren tahsile bağlıdır. Hele bir iki tanesinde mütehassıs olmak ancak dahilere nasip olur. Acaba hiç mümkün müdür ki meyvesi böyle hak ilimler olan Kur'an, okuma yazma bilmeyen bir beşerin sözü olsun ve bütün bu hak ilimler o zatın sözünden sözülsün? Haşa, olamaz. O halde Kur'an, meyveleri olan bu ilimlerin şehadetiyle Allah'ın kelamıdır ve mukaddes kitabıdır.